Satranç 365'ten herkese selamlar. Ben İmem Ali Yürsen. Bugün yılın oyuncusu konseptine yeni bir renk kattık ve 2'ye 2 bir kapışma mücadelesi izleyeceğiz. Ve bu 2'ye 2 takım mücadelesi olacak. Takımları şimdi size tanıtayım. Bir takımda Özgür Akman ve FM Selim Çıtak. Takım isminizi öğrenebilir miyim önce? Eskiye rağbet. Bu çok sertti. Bu çok güzeldi. Şu an daha büyüğünü bekliyorum. Diğer tarafta FM Özgün Şahin ve Sabrican Onay Yurtar. İsimleri yok muhtemelen. Henüz sizin isminizi alayım. Biz yayıncılar dedik. Güzel. Yayıncı olduğumuz için hem güzel. De aynı zamanda karşı rakibi bir gönderme. Nakamura yayıncı olarak geçiyor ya artık. Biz de öyle kendimizi öyle bir konumlandırdık. Wow. Kazanmak istiyoruz ve eski rağbete bir ders vermek istiyoruz diyelim. Çok güzel. Ben bu ismin altında şöyle bir şey sezdim. Yeni her zaman eskiyi yener mi demek istediler acaba? Yoksa siz daha bizi tanımadınız mı diyor acaba Selim Çıtak da Özgür Akman? Birkaç dakika içinde anlayacağız. Güzel. Evet, anladım. Peki. Soruları görelim. Eski nesil iyi gidiyor. Tamam, peki. Evet, o zaman hazırsanız ilk soruya başlıyorum. Sorumun tam cevabını vermeniz gerekiyor. Onu hatırlatayım. Yarısını verdim, diğer yarısını vermedim gibi bir durum yok. Hazırsanız ilk soruyu başlatıyorum. Çok iyi bu arada. Ya hazırlar. Basın isterseniz. Var mı basmak size? Peki. O zaman ilk soruyu soruyorum size. Eski dünya şampiyonu Mihal Tal hangi yılda dünya şampiyonu oldu ve hangi rakibini yenerek oldu? 1960 Mihail Botvinnik. Bravo. Bravo, çok iyi. Süper. Böyle yarışamayız bu arada. üstün bir başarı var bu tarafta. Tamam. Evet. Evet. Şöyle ben de yardım edeyim. Evet, çok güzel. Peki, evet, yayıncılar grubuna ilk puanımızı veriyoruz ve şu an 1-0 öndeler. Ne düşünüyorsunuz? Yani çok zor bir soruydu, biz bilemezdik zaten. Yani zaten bu soru moralinizi bozdu. Bir kinaye mi var? Emin değilim. Butonu biraz yaklaştırayım isterseniz. Peki, o zaman ikinci soruya geçiyorum. Evet, ikinci sorumuz şu. Eski dünya şampiyonu Geri Kasparov hangi yıllar arasında dünya şampiyonluğunu sürdürmüştür? 1985-2000. Evet, doğru cevap. Bravo. Bravo. Evet, bravo. Soru bitmeden birazcık. Ama soru bitmeden eli buraya geldi. Evet, itiraz ediyorum. Ama şey olsaydı mesela. Basmadı ama. Ve kime kaybetti? Ben de böyle o zaman mesela böyle durabiliyor muyum o zaman soru boyunca? Tamam. Peki. Fark olacak mı emin değilim ama. Hadi dur. Ama orada basar diyorsun. Tamam, ben şöyle bir kampüle edeyim ben şöyle. Karpov'dan aldı, kiramitle verdi diye. Peki, ikinci sorunun cevabı da yayıncılar kısmına gidiyor. Evet, üçüncü sorumuz ve dünya şampiyonları hakkındaki son sorumuz geliyor. Hangi dünya şampiyonu ünvanını kaybettikten sonra en hızlı şekilde ünvanını geri almıştır? Dur. Çok güzel soru. Bas. Sen de. Mihail Botvinnik. Doğru olur. Bravo. Doğru. Smislov'dan mı? Bravo. Tal'den. Bravo. Smislov'dan. Smislov, Tal ikisi de. 1 yıl 11 gün. Smislov daha kısa galiba. Yani. Tal daha kısa değil mi? Tal en az en kısa değil. Abi niye bilmedin o zaman? Onu anlamadım. Tal'den doğru cevap. El yakıyor, el yakıyor. Abi evet. Tal Smislov. Evet. Onu sor. Evet. Üçüncü soruya da doğru cevap veren takım yayıncılar kısmı oldu. Ve 3-0 öne geçtiler. Bravo. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi. Peki, şimdi dünya şampiyonları kısmını tamamladık ve şimdi güncel satranç hakkında sorularımız var. İki tane onları soracağım. 2023 Dünya Kupası Satranç Şampiyonası'nda Alman oyuncu Kemer kime elenmiştir? Aa, bunu ben bilmezsem olmaz şimdi ya.
Ya da bilmesen mi? 3 2 Doldu. Evet, süre doldu ve karşı tarafa cevap hakkı geçiyor. Magnus Carlsen. Bravo, Magnus Carlsen ve 3-1 oldu. Bravo. Wow. Magnus muydu ya? Nasıl bilemedin ya? Hay Allah ya. O yayında da vardı mı? Sen yoksun o zaman. Bu arada günde 12 saat falan konuşuyorlar Magnus'la. Ama ona rağmen Magnus demir. Eğer Magnus bu videoyu izliyorsa önce videoyu beğenmeyi daha sonra yorum atmayı unutmasın lütfen. Magnus teşekkür ederiz bu arada. 2023 yılında Grand Swiss'te Andrei Espenko kaçıncı tamamlamıştır? Oo, kaçıncı güzel tamamlamıştır? Güzel. Ben basayım mı? Sadece basayım mı? Sıkılıyorum. Konuşun. Çabuk çabuk çabuk. Eş puan değil mi? Sadece derece söylüyorum. Evet. 6. 3 yazıyor burada. Ben de 3'lüyüm. 3. Hayır 4 dese bir düşünecektin. 22 falan deyince ben bir şaşırdım. 6 diye. Hayır son tur kaybetti onu hatırlıyorum. Son tur kaybettiği için. Eminiz değil mi bu arada Oğuz? Şeyden bak. Ben de 3'lü yapıyorum. 3 değil mi? Ben de 3'lü yapıyorum. Tamam. Yok, ama şey, ben sallamak istemedim. Hayır şöyle oldu. 3 diyorum. Evet. O da dedi ki son tur kaybetti. Evet. Ben de dedim ki son evet doğru. Ben unuttum. 3-3-3 evet 3 ben de hatırladım. Ben yayını yapıyordum abi 3 hatırladım şu an. Evet. Yayını yapıyordum. Yayını yapıyordum. Yense şampiyon oluyordu çünkü. Evet, evet. Buradan Espenko. Evet, güncel sorularda da ikinci soruyu tamamladık ve şu an yayıncılar takımı 4-1 önde ve şu an Türkiye satrancı hakkında sorulara geçiyoruz. Hazırsanız oradan devam edelim. Evet, şimdi Türkiye satrancı hakkındaki sorulara geçtik ve ilk sorumu soruyorum. 2023 Türkiye satranç şampiyonasını ikinci tamamlayan oyuncu kimdir? İkinci olmuştu bakalım. Evet, Mert. Taranadar. Adar değil mi? 3 2 Tamam. Evet. Taranadar dedim zaten. Tamam. Adar Taran doğru cevap. Bravo. Tebrik ederim. 4-2 oldu. Selam İsmail Bey. Çok selam evet, İsmail Bey. Adar'ın babasına da buradan selamlarımızı yollayalım. Bu işi ben yapıyorum, sen cevaplıyorsun. Abi, ne oldu? Bana sormadan basma bak. Kötü oluyor. Zor olur öyle. Abi. Peki 4-2 kızışıyor mu yoksa? Ortalık kızışıyor mu? Evet, Türkiye satrancı hakkındaki ikinci sorumuz geliyor o zaman. 2023 Kasım ayı Elul listesine göre 20 yaş altındaki en yüksek ikinci oyuncumuz kimdir? Türk oyuncumuz. Sakın yapma. Abbas mısın? Düşün onları. Onlar da basıp patlayın. Hayır. Şimdi sesli düşünelim isterseniz. Benim cevabım var. O tamam abi okuyoruz. Senin de cevabın benim, var. Benim de cevabım var da. Onlara bırak abi. Ha Elos'unu da mı söyleyeceğiz? Hayır hayır. İkinci. Kim? Yani, İsim kim? Biraz daha fazla olurdu. Siz basarsanız Elo'yu sorabilirim ama belli olmaz. Abi galiba ben de biliyorum ama. Oraya sormamız için sorabilirim. Abi ne yapıyorsunuz? Bir şey yapamaz mısınız? Sıslaşamaz. Hayır yok sıslaşabilirsiniz. Sadece bir şey. Yaz kaldı. Tamam haklısın galiba. Basıyormuş. Abi bas yapma mecburuz. Mecburuz. Işıkcan diyoruz. Bravo. Tebrik ederim. Ve 4-3 oldu. 4-3 oldu. Bravo bravo bravo. Bravo. Işık mı diyecektin? Bravo. Işık diyecektim ben. 4-3 oldu. Ben emin olamadım. Ben Ediz 1, Işık 2, Özkan 3 diye hatırlıyorum. 506 olduğu için. Kasım ayı. Kasım ayı. Evet, Kasım ayı. Ha, evet, evet, evet. 506. Kasım ayı. 500'ün altında demek istiyorsun. Şu an farklı bir kere. 496 idi galiba. 500'ün altında oldu. 496. Yağız 496, Işık 505. Evet, evet. O yüzden ben... Artık o kadar biliyorsan... Yağız Kaan olmadığını biliyordum da şey yapamadım. Birini kaçırıyor muyum acaba diye. Evet, son sorumuza geçtik. Yayıncılar 4 puanda, eskiye rağbet 3 puanda ve son soru... Eğer diğer taraf bilirse 4-4 olacak ama yayıncılar bilirse 5-3 oyunu kazanmış olacak. Çok riskli ve bu sorumuz satranç sorusu. Size bir etüt soracağım ve tamamen körleme olacak. Aa süper. Hazır mısınız buna? Aa süper. Özgün hazır mısın? Değilim. Gönder gelsin. Ben hazır mıyım? Ondan da emin değilim bu arada. Peki tamam. O zaman şöyle kuralı belirteyim size. Taşları iki kez söyleyeceğim. O yüzden ilkini söylediğimde basmanız bir anlam ifade etmiyor. İki kez tekrarlayacağım taşların yerini ve işte beyaz oynar, siyah oynar, kazanır deyip soruyu soracağım.
Hazırsanız taşları söylüyorum. Evet, beyaz taşları söylüyorum. Şah G1, fil G5, piyon F6 ve piyon B3. Siyah taşları söylüyorum. Şah H7, at B1, piyonlar E6, B7. Beyaz oynar kazanır. Tekrar taşları söyleyeceğim. Beyaz şah G1, fil G5, piyon F6, piyon B3. Evet, siyah taşları tekrar söylüyorum. Şah H7, piyon E6, piyon B7, at B1. Ve beyaz oynar kazanır. 4-4. F7, şah G7, fil E7, şah F7, fil B4. Çok iyi. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bir şey soracağım. Biliyor muydun? Hayır. Sayarken at B1'e koydu. Ha, temayı fark ettim. Evet, temayı bravo, fark ettim. Bravo. Direkt bravo, olarak şey bravo yaptım. Aynen. Ben çok iyi. Bulamayacaktım. Çok iyi bu arada. Çok iyi. Kısa sürede bulamazdım. Ufak bir detay vermek istiyorum bu soru hakkında. Yayınlarda... Evet, bu arada yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. Tamam, sen açıkla, ben kendimi evet övmeyeyim şimdi. Magic Distance diye her yayın en az 7-8 defa söyler Meli. En çok kullandığı laf Magic Distance. Oradan benim kafamda da o Magic Distance teması. Yani şu an Kar senden daha iyi biliyorum. Peki nedir Magic Distance? Magic Distance nedir? Fil ile at arasında iki kare boşluk olmasıdır. Bu şeyi bildiysem Meli sayesindedir. Siz de satın 65 şeyden takip ederek bu tarz soruları çözebilirsiniz. Peki tamam, nedir peki? Ve atın kenarda olması tabii. Peki nedir? Evet. Fil ile at arasında iki kare olduğu zaman fil atı çok güzel bir şekilde domine eder. Ve buna İngilizce'de magic distance denir. Tabii ki Türkçe'de de büyülü mesafe olarak geçer. Ve Özgün, bu arada bravo, gerçekten yani kolay bir soru değildi bence. O kadar hızlı çözülebilecek bir soru değildi. Ve magic distance'ı kurduktan sonra atın çıkabilecek bir karesi yok. Zaten şu an izleyenleri ekranda gösteriyoruz. Ve daha sonra şah yaklaşıp atı alabiliyor ve beyazlara konum kazanç oluyor. Çok güzel bir mücadeleydi bu arada. Evet. İki takımı da tebrik ediyorum. 4-3'tü ve son anda yayıncılar 5-3 yaptı. Evet. Bravo. Herkes alkışlamasını istiyorum lütfen. Bravo. Tebrik ederim. Tebrik ederiz. Özgü şahit. Son hak ettiler. Çünkü hem Sabri bize bir orta yaptı hem de hakikaten çok hızlı çözdü. Yani ben temayı görememiştim, fark edememiştim. Yani güzel mücadeleydi. Rakibimiz de gayet son ana kadar başa baş mücadele ettik. Mutluyum kazandığımda. Sabri'ye çok teşekkür ediyorum. Acun abiye selamlar istersen. Sabri'ye çok teşekkür ediyorum. Özellikle o bot tunikte Emin böyle tam düşünürken orada basmak kritik hamleydi. Ben sadece basma bedeliyle üstlendiğim için. Ben Özgün'e teşekkür edeceğim. Güzel, keyifliydi açıkçası. Ben de bir şeyler öğrenmiş oldum. Yani ama yani baya son çok etkileyiciydi ya. Evet. Dünya şampiyonu da sıfır çekmesin. Peki, gerçekten çok güzel bir konsept oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ederiz. Son olarak alkışları alalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.